Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için. Programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için bu zor ve stresli süreçte yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün dinamik bir bölümü tanıyacağız. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan radyo, televizyon ve sinema bölümüyle ilgili merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Tansel İliç hocamız bizlerle. Deniz hocam hoş geldiniz programımıza. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu ve şu anda Kanal B muhabiri olarak da görevine devam eden Tomris Yurtseven bizlerle. Sevgili Tomris hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Ve öğrenciler adına Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emincan Arıoğlu da bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınızı bizlere. Aslında çok kıymetli bilgiler alacağız. Stresli ve zor bir süreç üniversite adayları için. Deniz Hocam sizinle başlayalım. Aslında bu zor süreçte merak edilen pek çok şey var. Tabii kaygılar da oluyor adaylar açısından. Tabii ki mezuniyet sonrası iş imkanları, nasıl bir 4 yıl onları bekliyor? Acaba bu bölüm, bu meslek benim için uygun mu değil mi? Gerçekten önemli sorular. Ben radyo, televizyon ve sinema bölümüne ilgi duyan, bu alanda okumayı hayal eden adaylar için bölümü biraz daha yakından tanıyalım isterim. Elbette. Bu iletişim fakültesi içerisinde yer alan 3 bölümden biri. Eski bir bölüm. Yani zaten Türkiye'deki bütün yapılanmada RTS, Radyo, Televizyon, Sinema bölümü ilk baştan beri var. Bizim genel kurgumuz sosyal bilimler ve iletişim derslerini bir arada iletmek. Yani bizim öğrencilerimiz hem sosyoloji, hem psikoloji, hem siyaset bilimi gibi dersler alırken işte iletişim kuramları, kitle iletişim gibi iletişime genel bakış ve onun üstüne de sinema, radyo, televizyon gibi alanın özelinde dersleri alıyorlar. Yani hepsinin arasında geçiş yapıyorlar. Biz bunun ötesinde aslında son yıllarda biraz kişiler arası iletişimi de eklemeye başladık ve sosyal medyayı da eklemeye başladık. Yani radyo, televizyon, sinema deyince sadece böyle net bir şekilde kalıplaşmış değil mi bir şey söz konusu değil? Değil. Asla değil. Yani daha geniş. Çünkü iletişim şu anda sizin ve benim buradaki mezun arkadaşımın, öğrenci arkadaşımın arasındaki iletişimi de kapsayan bir şey. Yani biz genel olarak sosyal bilimlere, iletişime ve özelde radyo, televizyon ve sinemaya bakıyoruz. Gerçekten çok önemli. Nasıl bir 4 yıl bekliyor peki bu alanı tercih etmeyi düşünen adayları, üniversite öğrencilerini? Çünkü dolu dolu geçen, hızlı geçen bir süreçten bahsediyoruz aslında. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki arkadaşlarım da zannediyorum aynı şeyi söyleyeceklerdir. Kendine ait bir derinliği olan bir alan. Yani dışarıdan bakınca ismi çok eğlenceli, çok keyifli, öyle de. Ama onun ötesinde böyle sosyolojik, felsefi ve sosyal bilimlere dair bir derinlik de içeriyor. O anlamıyla da bence hem doyurucu hem de dinamik ve eğlenceli. Tabii ki kişisel zevklerimiz, ilgilerimiz çok önemli. Bu yoğun çalışmayı isteyen bir alan. Siz de alanın içerisinde doğrudan faaliyet gösteren biri olarak bunu biliyorsunuz. Biz bunu söylüyoruz. Yani mezun olduğunuzda yoğun bir alan sizi bekliyor. Okuması güzel, çalışması güzel, dinamik olmayı, hayatı takip etmeyi ve kişinin kendi merkezinden dünyaya bakmasını gerektiren bir bölüm diye düşünüyorum. Ve her alanda da bilgi sahibi olmayı gerektiren bir alan diyebiliriz herhalde. Yanılıyor muyum Deniz Hocam? Yani kültürel seviyesinin yüksek olması, okumayı sevmesi, kendisini geliştirebiliyor olması kişinin. Kesinlikle. Yani bunu siz kendi deneyiminizden ya da birazdan Tomris anlatacak. Kendi deneyiminden biliyor. Çünkü bir spiker örneğin ekrana çıktığında çok ani bir son dakika haberini anlatacak kadar en azından günceli takip etmek zorunda. Ama bunu yaparken kendisi olarak da konuşabilmek zorunda. Yani dış dünya ile iç dünya arasındaki dengeyi yakalamak zorunda bizim mezunumuz. O yüzden belki her şeyi bütün detaylarıyla bilmek zorunlu değil. Çünkü herkesin kendine ait bazı uzmanlıkları var. Muhakkak. Ama genel dünyayı okuyacak kadar bir kültürel sermaye bizim alanımızda gereklidir. Gerekli. Siz de bu anlamda bir tabii ki ders programı oluşturuyorsunuz. Gerek teorik dersler, gerek uygulamalar burada herhalde. Değil mi? İki saç ayağı var diyebilir miyiz? Bu çok önemli. Aslında biz eskiden biraz daha teorik derslerimizi ön plana çıkarmıştık. Son yıllarda yaptığımız revizyon diyeyim, bu dengeyi biraz daha tutturmamıza yol açtı. Çünkü aslında ikisi çok ayrı şeyler değil. Yani biz bir şey yapıyoruz.
Bir program yapıyoruz. O program üzerine düşünüyoruz. Yani Kur'an ve saha arasında bir ilişki var. Uygulamalı dersler ve teorik dersler iç içe, ama bazen üniversite seviyesinde bir öğrenci bunu yakalamakta problem yaşayabilir. O yüzden biz diyoruz ki hadi birlikte televizyon programı yapalım. Ama bu televizyon programını yapmak için de öncesinde birazcık kuramsal bilgiye ulaşalım. Böyle bir dengeyi tabii tutturduk. Evet. Ve aslında tabii Kanal B'de öğrencileriniz için önemli bir fırsat haline geliyor. Kimi zaman staj yapmak için, kimi zaman uygulamalara katılmak için, yanılıyor muyum? Çok doğru. Biz burada bir ders kapsamında televizyon programı çektik. Buranın varlığı bizim için çok değerli, çok büyük bir avantaj. Yani bunu yakalamak çok mümkün değil. Doğrudan yaşayarak öğrenmek. Yani Kur'an mutlaka önemli. Ben de ağırlıklı olarak Kur'an çalışan bir insan olarak bir şeyi yaşantı yoluyla, deneyim yoluyla öğrenmediğimiz zaman gerçekten içselleştiremediğimizde itiraf etmek zorundayım. Okuyacağız, düşüneceğiz ama uygulayacağız. Üzerine bir yürüyeceğiz, üzerine bir konuşacağız. O yüzden buranın varlığı çok değerlidir. Mezunumuzu hemen yakından tanıyalım. Aslında aynı zamanda benim mesai arkadaşım diyebilirim, değil mi? Kanal B muhabiri olarak aslında bugün konuk ediyoruz sizi. Sevgili Tomris, evet. Yurtseven, tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Tekrar merhaba. Ben şunu sormak isterim. Radyo, televizyon ve sinema bölümüne nasıl karar vermiştiniz? Biraz o tercih dönemine geri dönelim dilerseniz. Tercih dönemine geri dönelim çünkü çok sancılı bir dönem aslında. Hem aileler hem öğrenciler açısından. Benimki de çok sancılıydı. Ben bir matematik fen öğrencisi olarak sözel bölüm tercih ettim. Öyle mi? Evet. Zorlu bir süreçti çünkü biraz kendini bulmayı da barındırıyor. Bir iletişim fakültesi mezunu olarak şunu söyleyebilirim ki iletişim zaten içten başlıyor. Ben iç iletişim konusunda sancılar yaşadığım bir dönemdeydim. İletişim fakültesi bu konuda da bana bir yol gösterici oldu. İlk başta kendi iç iletişimimi geliştirdim. Sonra da insanlarla, çevreyle, dünyayla. Peki seçtim diyor musunuz? Kesinlikle. Yani az önce sordunuz 4 yıl nasıl geçti? Evet, ben 3,5 senede bitirdim. Ama yani bir 3,5 sene daha olsa o kadar keyifli okunur ki. Tahmin ediyorum. Aslında gerçekten dolu dolu geçen, bir de stresleriyle olan bir dönem tabii. Yani teorik dersler, uygulamalar. Şu anda Kanal B'de muhabir olarak görevinize devam ediyorsunuz. Aldığınız eğitimin iş yaşantınıza katkıları neler oldu? Hemen sormak isterim. Burada aslında hibrit, yani hem teorinin hem de kuramın ve pratiğin birleştiği bir eğitim gördük. Ben nitekim stajımı da Kanal B'de yapmıştım. Farklı yerlerde de stajımı tamamladım. Öyle bir yetiştirildik ki oturup işte bu koltuğa oturduğumda konuşabilecek olmayı, gerekirse kameranın arkasına geçtiğimde neyi nasıl çekecek olmayı öğrendim. Bunları bilerek başladım iş hayatına. Tabii ki kurumun içinde olmak, mezun olduğum alanda çalışmak beni çok tatmin eden şeylerden biriydi. İş alanı da o kadar geniş ki mezun olduğum gün işe başladım. Dediğim gibi beni çok tatmin ediyor çünkü kendimi bulduğum bir alan. Derslerde öğrendiğim pratik ve teori beni iş alanında inanılmaz yerlere taşıdı. Şimdi haber tabii merkezinde çalışıyorsunuz. Haberci olarak çalışıyorsunuz. Bu ayrımı nasıl yaptınız? Hani programcı, haberci, bir de böyle bir ayrım var aslında. Bunu yapmak zor oldu mu? Biraz, yoksa staj dönemi aslında bir yol çizmiştir diye de düşünüyorum. Tabii staj dönemi bir yol çizdi ama yol kendini de eviriyor. Evet. Ben haber merkezinde çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Tabii ki güncel konuları takip ediyor olmak beni zaten memnun ediyor. Hayatın başka kıvrımları da olacak. O kıvrımları da sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Kanal B'de sadece muhabir değilim. Aynı zamanda haberlerin seslendirmesini de sağlıyorum. Ya da kendime ait bir programım var. Orada da spikerlik üstleniyorum. İnterdisipliner bir alan. Her şeyi aynı anda yapabiliyor olmamı da sağlıyor. Sadece haberle kısıtlı kalmıyorum. Kendimi geliştirebilmek adına diğer seçenekleri de değerlendiriyorum. Gerçekten dinamik bir alanı, dinamik bir bölümü tanıyoruz dedim. Aslında çok da böyle gerçekten güzel tabir ediyor herhalde. Aslında Deniz Hocam, radyo, televizyon ve sinema aslında üç farklı alanda da zannediyorum öğrencileriniz, mezunlarınız kendilerini ifade edebiliyorlar. Aslında farklı alanlarda da çalışabiliyorlar. Kesinlikle. Bir sinemada çalışabilir. Örneğin senaryo yazabilir, yönetmenlik yapabilir. İşte arkadaşım gibi televizyonda çalışabilir, radyoda çalışabilir. Radyo dersinde de bir araya geldik ve kullandık
olanaklarını. Hı hı. Onun dışında sosyal medyada da çalışabilir. Yani burada Tomris'in söylediği hani içerideki iletişimi doğru kurup oradan dışarıya yönelmek çok değerli bir şey. Yani biz sadece radyo, televizyon ve sinema diye de kısıtlamıyoruz. İletişim çok genel, çok interdisipliner, çok değerli bir alan. Her alan için öyle değil mi? Evet. Evet. Yani bir gündelik iletişim de. Yani evet. Bir bakkaldan alışveriş yapmak ya da bir insanla sadece göz göze gelip hızlıca birbirimizi okumak da bizim alanın içerisinden. Ya da çıkıp bir televizyon programı yapmak, sizin yaptığınız yapmak da iletişim. Çok genel, çok gerekli, çünkü biz insan canlısı için başkalarıyla temas etmek, bağ kurmak çok değerli. Çok kendimizle önemli. De çok, aynı şekilde. Çok. Şu Covid-19 salgınında onu ne kadar da iyi anladık ve gördük gerçekten. Ama iletişimin sona eremeyeceğini de bir şekilde uzaktan da olsa, değil mi? O iletişim kanallarının açık olması gerektiğini aslında yaşayıp gördük. Ve 3. sınıf öğrencisi Emincan Arıoğlu, tekrar hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk, teşekkürler, sağ olun. Siz nasıl bu alanı tercih etmiştiniz? Ya Tomris dedi ya hani kendimizi bulabilmemiz gerekiyor dedi. O yüzden ne istediğimizi bilmeliyiz önce. Lise döneminden beri ne istediğimi biliyordum açıkçası. Öyle mi? Evet, kameraya bir ilgim vardı. Hı hı. Sinemaya bir ilgim vardı. Bu yönde Ankara'da böyle, bu tarzda bir bölüm okumak istedim açıkçası. Biraz Başkent Üniversitesi öne çıkıyordu bu bölümde. Dolayısıyla hani istediğim bir bölümdü. Bilerek ve isteyerek geldiniz. Aynen öyle. Evet. Nasıl geçiyor öğrencilik? Çok güzel. Yani bu kadar beklemiyordum açıkçası. Güzelliği sadece bölümden gelmiyor. İletişim fakültesi olmasından geliyor. Çünkü hocam ve Tomris'in belirttiği gibi interdisipliner bir alan. Ve tam bir eğitim alıyorsunuz aslında. Yani her alanda eğitiliyorsunuz. Evet. Hem kuramsal hem uygulamalı olarak. Bu çok iyi şeyler katıyor aslında. İleriye dönük şimdiden planlar var mı? Sinema sektöründe mi çalışmak istiyorsunuz? Evet, olabilir. Ya kameraya çok ilgim olduğu için o yönde olabilir. Ya da akademisyenlik de olabilir. Kuramsal yönümünde kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Başkent Üniversitesi'nin kattığı kuramsal. Kamerayla dersler. Böyle bir ilginiz, alakanız mı var? Yani biraz daha işin o zaman kamera arkası tarafında olmak. Evet, işin mutfağında merak ediyorum. Olmak. İlgim var, evet. Kameralara küçüklükten beri bir ilgim var. Orayı da merak ediyorum yani. Peki şimdi 3. sınıf öğrencisisiniz. Stajınız? TRT Haber'de yaptım. Evet, TRT Haber'de staj yaptım. Ne düşündünüz mesela? Orada da kamera servisinde yaptım ben. Öyle çok mi? İyi geçti. Evet, kameralara yakın olmak iyi hissettirdi. Haberin o dinamikliği ve hareketliliği iyi hissettirdi. Yani devam da edilebilir oradan, evet. Aslında Deniz Hocam, stajlar ne kadar önemli fırsatlar. Çünkü ileriye dönük bir yol da çizmelerini sağlıyor öğrencilerinizin. Neyi istediğimizi ve neyi istemediğimizi keşfetmek, evet, için onu deneyimlemek çok önemli. Çok önemli. Hele ki öğrencilik döneminde. Tatsız bir staj bunu istemiyorum noktasında bize eğitebilir. Yani buradaki her deneyim çok değerli. Demin hani Covid-19'a gönderme yaptınız ya, orada bile insan bağ kuramadığında aslında doğayla bağ kuruyor ya. Yani sosyal medyayı da kullanabilir. Tabii. Ama biz gerçekten bağ kurmak, gerçekten kendimizi ve dışarıyı keşfetmek isteyen insanlarız. O yüzden staj neyi seviyorum, neyi sevmiyorum bağını kurmak için. Yani bu kurumda ben mutlu muyum? Ben bu işi yapmak istiyor muyum? İstemiyorsan başka bir yol evrilecek diyor ya. Oraya gitmemin vakti gelmiştir. O yüzden staj çok değerli. İşte arkadaşlarım kendilerini anlatıyorlar. Kendilerine ait hevesleri, heyecanları olan insanlar. Yani sadece kamerayla ilgilenmiyor. Felsefeyle de haşır neşir soru soruyor. Atçılık üzerine ne düşünüyorsun diye soruyor bana. Kapının önünde konuşuyoruz. Bunlar çok değerli. Bunlar bizim sadece işte adını koyduğumuz mesleğin içerisinde tanımlanmış kaba ve kalıpsal yerlerde kalmamıza izin vermiyor. Bize pencereler açıyor. O yüzden bizim alanımız bu pencereler açısından çok değerli. Başka alanlar bu kadar zengin midir bunu çok iyi bilmiyorum ama bizim alanımız çok zengin bu anlamda. Biraz okumayı sevmek, araştırmayı sevmek bu alanı tercih edecekler için herhalde önemli diye düşünüyorum. Aslında şu soruyu da sormak isterim. Günümüzde şimdi radyo, televizyon ve sinema bölümleri çok kıymetli tabii. Çok da önemli mezunlar veriyorsunuz ama bu bölümden mezun olmayan ama sektörde varlığını gösteren de çok başarılı da kişiler var tabii. Belki böyle bir şey akıllarına gelir. Burada eğitimin önemi, yani bu alanda bir eğitim görmek ve bu alanda sonrasında çalışmanın önemi. Biraz buna vurgu yapalım. Deniz Hocam, neler söylemek istersiniz? Bu çok değerli ve çok güzel bir soru. Biz alan dışı gelip alanımızda çalışan insanlara saygı duyuyoruz.
bu insanların bir kısmı gerçekten bu mesleği çok güzel yapıyor. Bu da aslında bizim alanımızın ne kadar paylaşımcı bir alan olduğunu gösterir. Yani burası bir uzmanlık alanıdır ve biz dışarıdan kimseye kabul etmiyoruz. Bazı alanlar öyledir biliyorsunuz. Tabii, tabii. Buna da saygı duyarız. Ama bizim alanımız başka insanların gelip buraya katkı sağlamasına da açıktır. Biraz hayali kurulan bir alan çünkü. Başka bir bölümden de mezun olsa kişi bu alanda çalışmak isteyebiliyor. Ve alanını iyi biliyorsa ne güzel. Yani ekonomi alanında yetişmiş bir insan gelip ekonomi muhabirliği yapıyorsa ne kadar değerli bir şey. Biz onlarla büyüyoruz. Biz de o yüzden zaten bu dersleri alıyoruz. Bizim fakültemizdeki eğitim sistemi şöyle bir şey değil. Yani sadece web tasarımı, sadece senaryo yazımı değil. Biz sosyoloji öğreniyoruz, ekonomi öğreniyoruz, hukuk öğreniyoruz. Çünkü biz onlarla ilişki halindeyiz. Bizim alanımız iletişim. Biz başka bilimlerle de iletişim kuruyoruz. O yüzden iyi ki varlar, iyi ki geliyorlar. İyi ki biz de oralara gidiyoruz. Biz bir temas kuruyoruz. Evet, ama bu alanda eğitim görüp tabii ki sektöre atılmak herhalde böyle bir adım önde başlıyorlar diyebiliriz Deniz Hocam. Belki kendilerini güvende hissediyorlar. Yani bilerek geliyor olmanın. Bildikleri değil mi alanda? Evet. Ama nihayetinde bence kurduğumuz bağın iyi olmasıyla ilgili. Yani alanı sevdiyseniz, okumayı sevdiyseniz, 4 yılınız, 3,5 yılınız güzel geçtiyse, iyi ki gelmişim diyorsanız o zaman işte o değerli. Onu veremezsek işte o zaman o anlamlı bir şey değil. Biz onu vermeye çalışıyoruz. Bence ilişkilerimiz öyle. Yani buradaki 3 kişinin arasında örneğin bir dostluk ilişkisi de var. Ben onlardan yaşça büyüğüm. Bunu biliyoruz ama bizim aramızda bir bağ var. Çünkü bunu kuramazsak bu arkadaşlar o 3,5 yıl sonra iyi ki okumuşum demezler. Burada sadece bilgi aktarmıyoruz biz. Tabii ve mezuniyet sonrası iletişiminiz devam ediyor. Bu çok güzel bir gerçekten konu. O iletişimin hiç kaybolmaması eminim öğrencileriniz için de çok kıymetli hale geliyor. Şimdi öğrencilik dönemi hızlı geçiyor dedik ama biraz bu dönemi de konuşalım isterim. Çünkü iletişim fakültesinde okumak tabii biraz daha böyle belki sosyal olmayı gerektiriyor. Tabii üniversitenin farklı öğrenci topluluklarıyla işte yaptıkları çalışmalarla da aslında sosyal anlamda da pek çok çalışma yapılıyor. Sizin bu anlamda nasıl geçmişti öğrenciliğiniz? Benim oldukça aktif geçti. 3,5 seneyi ben bir 10 sene kadar yaşadım. Şöyle tarif edebilirim. Biz geliyoruz buraya bir eğitim alıyoruz ama o eğitimi hayatınıza uygulamadığınızda sadece eğitimle kalmış oluyor. Deneyimlemek, bu yüzden vurgu yapıyoruz deneyime. Burada gördüğümüz iletişim belki taktiklerini belki kuramlarını gerçek hayata entegre ederek yaşayacağız. Ben öğrenci olduğum dönemlerde radyo topluluğunun başkanlığını üstlendim. Tiyatro topluluğunda etkin rol aldım. Kendime ait bir radyo programım oldu. Ders kapsamında burada programlar çektik, tematik yayıncılık dersi kapsamında. Hepsini bir harman yaptık aslında. Çok dinamik dediniz ya, tekrar vurgu yapmakta fayda var. O kadar dinamik ve hayat dolu bir fakülte ki her şeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Ve her bölümle aslında farklı fakülteden de belki arkadaşlıklar mi bu anlamda mesleğiniz için de önemli olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü hep altını çiziyoruz, farklı alanlarda bilgi sahibi olmak, kültürel seviyeyi yükseltmek çok önemli alanınızda. Eminim sizin de bu anlamda aktif geçiyor öğrenciliğiniz. Evet, geçiyor. Yani hem uygulamalar hem kuramsal dersler aldığımız için bölümde. Uygulamalar kısmında biraz daha aktif geçiyor tabii ki. Mesela kısa film çekiyoruz. İşte kısa filme sadece kendi bölümümüz değil, yani disiplinimiz dışındaki mühendislik fakültesi veyahut da farklı bir fakültedeki insanlarla da iletişim kurabiliyoruz. İşte onlar dahil oluyor. Çok organik bir süreç işliyor aslında. Aynı şekilde işte Thomas'ın bahsettiği gibi radyo yayıncılığı uygulamaları dersimiz var uygulamalı olarak. İşte tematik yayıncılık dersimiz oluyor. Televizyon programı çıkartıyoruz öğrenciler arasından. Bu öğrencilerin işte hepsi aslında kendi disiplininde değil. Yani mühendislik fakültesinde okuyan insanlar ve sonrasında radyo televizyon bölümüne gelmiş insanlar da var. Onlar da bir televizyon programı çıkartabiliyor aldıkları dersler sonucunda. Çok daha iyi oluyor yani bu konuda. Şimdi Deniz Hocam'a sormak istiyorum. Sektörden de eminim pek çok kişiyle bir araya geliyor öğrencileriniz. Yaptığınız çalışmalarla ya da işte derslere geliyor sektörden kişiler. Ve aslında farklı farklı deneyimleri de burada öğrencileriniz görmüş ve onlarla da tanışmış oluyorlar.
medya buluşmaları, toplantıları yapıyoruz ve dışarıdan pek çok isim getiriyoruz. Öğrencilerimiz de onlara gidiyor. Belli temaslarımız karşılıklı. Var. Karşılıklı. Burada organik kelimesi çok değerli bir kelime. Yani biz kampüsü seviyoruz. Biz oradaki yeşilliği, oradaki insanların birbirleriyle kaynaşmasını seviyoruz. Biz başka alanlardan, sektörden insanlarla kaynaşmayı seviyoruz. Biz gerçekten organik bir ilişki kuruyoruz. Onları gönderiyoruz, kendimiz geliyoruz, deneyimlerini anlatıyorlar. Bazen aklımıza yatmıyor bazı anlatılan şeyler. İtiraz ediyoruz, soruyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Çünkü başka deneyimler. Yani devirler değişiyor, zaman geçiyor. Artık öğrencinin beklentisi, yaşantısı, medya ile olan ilişkisi. Çok değişmiyor mu değil mi? Yani her yıl belki farklı bir, değil mi, istek var bu konuda. Çok değişiyor. Ben derslerde o kadar çok şey soruyorum ki onlara. Çünkü bazı şeyleri bilmiyorum. Onlardan öğreniyorum. Bunları yakalamak için. Tabii gençler daha değil mi, takip ediyorlar kesinlikle bu süreci. Kesinlikle. O bağlantı çok değerli. Yani sektörden aldıklarımız, sektöre itirazlarımız, sektörün bize itirazı. Biz tabii orada acaba o bağlantıyı, o medyayı nasıl yakalayacağız? O yüzden o buluşmalar değerli bizim için. Çift anadal, yan dal, Erasmus gibi fırsatlar da aslında çok kıymetli. Aslında İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan radyo, televizyon ve sinema bölümünün eminim farklı bölümlerde çift anadal ya da yan dal yapan öğrencileriniz oluyor ya da size gelen öğrenciler oluyor. Pek çok akış var. Gelen öğrencilerimizi çok seviyoruz. Çok değerliler. Gerçekten farklı birikimlerle geliyorlar. Yani bizi de besliyorlar. Hem çok fazla başka alanlardan, özellikle sosyolojiden, Amerikan dilinden çok çok öğrenci geldiğini ben biliyorum. Gönderdiklerimiz de var. O ilişkiler de çok değerli. Çünkü biz o anlamda başka fakülteleri, başka bölümleri tanıyoruz. Onlar da bizi öyle tanıyorlar. Ve işte o interdisiplinerlik böyle kuruluyor. Gönül ister ki aslında daha doğa bilimlerinden de akışlarımızı arttıralım. Yani bir mühendislik vurgusu yaptı demin, evet, sevgili Emin. Çok değerli bir şey o. Yani mühendislikle olan bağımız. Çünkü bizim teknolojimiz, kullandığımız medya mühendislik içerisinden çıkan bir şey. O yüzden, evet, bizim alanımız tabii çok interdisipliner. Aslında teknolojiye de bağlı bir alan diyebiliriz. Teknolojiyle çok ilişkili. Çok ilişkili. Belki tam olarak bağlı ya da bağımlı değil. Çünkü onu belli oranda denetleyen ve dönüştüren de bir alan. İkisi birbirleriyle iç içe bir şekilde olmazsa dönüş... olmaz, evet, değil mi? Gerçekten çok doğru. Bu alanda da aslında bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ben şimdi az bir vaktimiz kaldı ama böyle kimler tercih etsin diye sormak isterim. Sevgili Tomris, neler söylemek istersin? Eminim kapı... işte sen sayısal aslında puanı alıp bir sözel puanla öğrenci kabulü yapan bir bölüm seçmişsin. Bu çok kıymetli, kendini iyi tanımışsın, ne istediğini iyi bilmişsin ama burada üniversite adayları gerçekten stresli, zor bir süreç geçiriyorlar. Neler söylemek istersin son olarak? Burada açık kapı bırakmakta fayda var. Çünkü dediğiniz gibi ben tamamen farklı bir alandan buraya geldim. Aslında bir nevi kendimi buldum. Fakat arkadaşlara da şöyle bir tavsiye verebilirim. Okumayı sevenler, kendilerini her alana açık hissedenler, geliştirmek isteyenler bu alanı tercih edebilir. Ve böyle sonra da yol kendini eviriyor dedik ya. Burada o kadar fazla yol açılıyor ki önünde, bir noktada sen tercih yapıyorsun. Yani burada şöyle bir şey söyleyebilirim, bana çok denmişti. Seçilen değil, seçen ol. Kendi yolunu seçeceksin ve bura sana çok fazla kaynak sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Çok önemli gerçekten. Çok da belki herkesin kulağına küpe olması gereken bir söz. Tabii öğrencilik çok hızlı geçiyor. Mezun olduğunda herhalde, değil mi, bu sözler daha da anlamlı hale gelmiş oluyor. Kesinlikle. Ne olursa o mesaj bir öğrenci gözüyle. Aslında yine ilgiyi ve istemeyi öne koyacağım. Yani bu bölümde kuramsal ve uygulamalı dersleri almak istiyorsanız ve bu konuda gelişmek istiyorsanız ve bu konuda ilginiz ve isteğiniz varsa kesinlikle bu bölümün tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her alanda eğitim alacaksınız. Bunun yanında uygulamalı olarak eğitim alacaksınız ve sektöre, belki de istiyorsanız sektöre devam edeceksiniz. Bu konuda bence bizim bölümümüz oldukça yeterli. Kampüs üniversitesinde olmanın da güzelliklerini yaşıyor musunuz? Evet, çok yaşıyorum. Evet, Ankara'da böyle bir kampüsün olması ve bu büyüklükte olması, bu yeşillikte olması, bu imkanlarda olması çok faydalı oluyor. Hem derslerimize de yansıyor bu. Çünkü pozitif bir etki yaratıyor. Muhakkak, evet, muhakkak. Ne kadar güzel mesajlar aldık Deniz Hocam. Tabii şimdi radyo, televizyon ve sinema bölümü mezunları farklı sektörlerde, aslında radyoda, televizyonda ve sinema sektöründe tabii ki iş bulabiliyorlar. Gerek kamera arkası, gerek kamera önü. Burada tabii biraz kişinin ne istediğiyle de alakalı ya da işte neyi hayal ettiğiyle de alakalı. Belki öğrencilik döneminde neyin hoşuna gittiğiyle de alakalı.
Adaylar için son mesaj ne olur? Kimler tercih etsin bu alanı? Seven, isteyen, yatkınlıklarını keşfetmeye yatkın olan kişiler. Yani bizim hayallerimiz var ama bazı yatkınlıklarımız da var. Bu yatkınlıkların hepsi de çok elimizde değil. O yüzden kişinin kendini bilmesi çok önemli. Yani MF kökenli bir arkadaşım ama buraya ilgi duymuş. Bunu keşfetmesi çok değerli. Gelince gerçekten kampüsümüz, bölümümüz, fakültemiz güzel. Biz burada olmayı seviyoruz. Ama ait hissetmek bu. Biraz da içeriden gelen bir şey. Ait olmaya hazır mıyız? Kendimizi biliyor muyuz? Gelince mutlu olacak mıyız? Verebileceğimiz her şeyi verip alabileceğimiz her şeyi almaya hazır mıyız? Buradan bakarsak bence mutluca okunabilecek bir bölüm. Tanıtım günlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben aslında her programda da altını çiziyorum. Birebir bilgi almak, tanıtım günlerinde gelip ortamı görmek Deniz Hocam. Belki sizin kapınızı çalmak. Ne güzel oluyor. Tanışıyoruz. Sonra diyor ki 2 yıl sonra öğrenci arkadaş, işte siz anlatmıştınız bana, sizin sayenizde geldim. Ben de diyorum ki iyi ki anlatmışım, iyi ki gelmiş. Bu temaslar çok değerli. Çünkü bu temaslar sayesinde kime yakınız, kimden uzağız, kiminle daha iyi bir ortak payda yakalayacağız bunu anlıyoruz. Yani herkes her mesleği sevmek zorunda değil. Herkesin kendince yatkınlıkları var. Bunları görmek için de bu tanıtım günlerinde gelmek, kapımızı çalmak, bizimle konuşmak çok değerli. Bizim için de onlar için de. Çünkü burada birlikte bir oyun kuruyoruz. Burada birlikte bir iş yapıyoruz ve seviyoruz bu işi. Güzel olsun istiyoruz. O yüzden gelsinler bizimle tanışsınlar. Gerçekten çok önemli. Tabii Doğru Seçim programını da kaçırmasınlar ama gelip yerinde bilgiler almak, üniversiteyi görmek. Evet, bölüm ve meslek seçiyorlar ama aynı zamanda bir de üniversite seçiyorlar. Bu çok önemli bir karar gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgileri paylaştınız. Tecrübelerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan radyo, televizyon ve sinema bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını değerli konuklarımızdan aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bir bölümle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.